Dileğiniz yollar sizin. Efendim eczacı Hülya Kayhan hanımefendiyi davet etmek istiyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, çok güzel. Aynı renk giymişiz bugün. Aynı renk. Biz sizinle o kadar renk uyumu içindeyiz ki. Çok enteresan evet, valla. Her zaman böyle oluyor. Hoş geldiniz. Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Şimdi bugün evet. Neler yapacağız? Şöyle bir bakalım dilerseniz. Bugün yine bu gündemde okullar tabii ki başladı. Evet malum. Evet malum virüs bunlar. Bir de şimdi grip de başladı. İnsanlarda normal nezle olmaya da başladılar. Her anlamda immün sistemi desteklemek için evet. Ve kişinin psikolojisinden korunmaya kadar, virüsü vücuda almamasına kadar neler yapabiliyoruz aromaterapiyle. Bir de ben sizin geçen programınıza geldiğimde bazı şeylerden bahsetmiştim. İşte ökolüptus yağı demiştim, evet, limon evet. demiştim, ıtır demiştim. Sonra bu yaz döneminde bunların bilimsel çalışmaları yapıldı. Hatta bir tanesine ökolüptus yağını İngiltere Savunma Bakanlığı laboratuvarında yaptırdılar. Ve ökolüptus yağının bu son dönemde pandemiye sebep olan COVID-19 üzerindeki çalışmaları çok kıymetli sonuçlar verdi. Ve şu an mesela İngiltere'de ökolüptus yağı ve bununla yapılan sivrisinek kovucular yok satıyor. Aa. Hatta ben onu size o bilimsel çalışmayı da getirdim. Evet onu da getirdim. Vay, ve o zaman hani bu pandeminin başında yaptığımız programda verdiğimiz formüller ne kadar kıymetliydi. Ne kadar kıymetli. Ne kadar doğruydu. Ne kadar yerindeydi doğal korunma olarak. Çok teşekkür ediyoruz onun gerçekten. Onun da ispatı olmuş oldu. Tekrar bir hatırlatalım istedim. Virüslerden korunmak için bitkilerden nasıl yararlanabiliriz? Hangi karışımı kullanabiliriz? Bir ona bakalım. Şimdi öncelikle dışarı çıkarken bir de dışarıdan eve gelirken. Eve geldiğimizde. Kendimize etrafımıza şöyle sıkabileceğimiz bir karışım yaptırıyoruz biz. Ve bunun da saçımızda, kıyafetimizde durduğu 3 saat kadar durmasını istiyoruz. Onun için önce hem biraz uzun kalabilmesi için hem de tam iyi karışabilmesi için çiçek suyunun içine yapıyoruz Çağla'nın. Çiçek suyu, papatya suyu olabilir, gül suyu olabilir, lavanta suyu olabilir ama ben papatya suyunu çok seviyorum. Çünkü papatyanın uçucu yağının içinde kendisi de çok kıymetli koruyucular var. Sonra bu karışıma hem çalışmalarda o bilimsel çalışmalarla kanıtlanan zaten bizim de uzun zamandır kullandığımız işte birçok virüsten tek değil birçok zarflı virüsten koruyan uçucu yağları tek tek koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi stronella. Hem İngiltere'de hem diğer ülkelerde çalışılan molekül zaten stronellol'dü. Yani bu limonda da var, stronella'da da var. Bu limon kokusunu veren molekül. Kokulu limon kokusu vardır ya. Onu veren o organik kimyasal adı stronellol. Bunu içeren yağı koyuyoruz. Yağı var. Evet, bu yağ. 10 damla zannedersem. Evet. Şöyle istiyorsanız kendimiz evde doğal yollarla hazırlayabileceğimiz virüsten korunmak için yapabileceğimiz. Aynen. Ve bu çok da sadece korunmada yardımcı da diyelim çok aynı yardımcı, zamanda. Çok yardımcı aynı zamanda stronellol kokladığınızda keyif de veriyor. Limon kokusundan bilin. Evet, limon böyle bir fresh, nasıl bir ferahlık bir şey verir. Vardır. Çünkü ona da çok ihtiyacımız var. Sürekli böyle endişe, kaygı. Bir taşla birçok kuşu vurmaya çalışıyoruz burada. Hem o güzel kokuyla keyifli ve rahat ve kaygısız hissediyoruz. Hem de, virüslerden koruyoruz. Sonra sedir koyuyoruz. Sedir yağı. Sedir yağı da çok kıymetli bir yağdır. Sedir yağının buradaki koruyuculuğu, bu da 10 damla. Şöyle kolayca damlatıyoruz. Bunları tek tek ayrıca nerede kullanımını da anlatmak istiyorum. Çünkü sedir yağından biz şöyle de faydalanıyoruz aromaterapide. Sonuçta aromaterapi bir yerden sonra duyguların da terapisi. Sedir yağı cesaret. Allah Allah. Evet, çok bir karar alamama, bir karar almakta cesur davranamama ve her şeyden önce çünkü hava meridyenini dengelediği için aldığınız kararın arkasında durmayı sağlar. Allah Allah. Ve ben mesela son dönemde çok kokluyorum sedir yağını. Çünkü bazen karar alıyorsunuz, biraz sonra zayıf düşüyorsunuz. Hepimiz insanız. Kararlı olabilmek için ve o kararınızın arkasında cesaretle durabilmek için aromaterapide, ayurvedada ve Çin tıbbında sedir yağı kullanılır. Sedir yağı kullanılıyor. Evet, bir karar almak ve o kararın mesela çocuğumuz ben diyor ki ben şu keki yiyecek miyim, yemeyecek miyim? Bir koklayayım bakayım. Koklayın da yiyin siz de. Ne karar aldıysanız. Ama ya bu nasıl bir koku? Buyurun. Çok özüm güzel yani. Koktu. Şu an mahvoldum. Sidir falan gözüm görmüyor şu an. Buyurun belki şu değil mi? Evet o sedir. Sonra lavanta.
Lavantayı zaten genelde artık herkes biliyor. Evet, virüslerden koruyucu veya destek olucu, ama şöyle de bir özelliği var. Rahat uyuyamayan, sakinleyemeyen, kolay kolay sakinleyemeyen, çok endişeli, çok kaygılı kişilerde lavanta da son çok başarılı. Son dönemde bir sürü parfümün içerisinde sedir var değil mi? Evet. İnanılmaz. Oradan evet. Da şimdi benim kullandığım bazı parfümler var, de var. Sedir çok var ve hakikaten hava meridyenini dengelediği için insan psikolojisinde kararlar ve cesaret konusunda çok teta frekansı aktive ettiği için teta frekans da bizim için çok önemli bir frekans. Çok. Daha yaratıcı olduğumuz, daha üretici olduğumuz bir frekans. Sedir direkt teta frekansa çıkaran, epifiz bezi dediğimiz duru görüyü sağlayan. Ha. Karar oradan geliyor. Mesela böyle keyifsiz, mutsuz olduğumuzda, canımız bir şey sıkıldığında, moralimiz bozuk, ne bileyim stresli falan, öyle bir yağ var mı böyle bizim kendimize getirecek? Var, üç tane. Şöyle beyine kaçacak bir yağ. Var. Hangisi var mesela? En iki tane bir de yeter, üç tane de. Bergamot. Bergamot. Sedir. Sedir. Akgünlük. Akgünlük üçü. Yani. Eğer akgünlük değilse, yoksa sadece bergamot sedir de yeter. Akgünlük yerine bazen kadınlarda yılank da kullanıyoruz. Çünkü yılank da daha insan olarak iyi hissetmemizi sağlıyor. Bu kadar bergamotun kıymeti nedir biliyor musunuz? Bergamot kendi bedenimizle barışık olmayı sağlıyor. Bergamot ve greyfurt. Kendi bedenimizle mutlu olmayı, kendimizi sevmeyi. Biz ancak kendi bedenimizle mutlu değilsek hiçbir yere mutluluk veremiyoruz zaten. Evet. Bu onlardan biri. Şimdi üçüncü yağımız nane. Dördüncü yağımız. Geliyor. Evet, lavantayı da koyduk. 10 damla sitronella koyduk 10 miligram suya, mililitre suya. 10 damla lavanta, 10 damla sedir, 10 damla şu anda nane geldi. Nane koyduk, sonra palmarosa. 10 damla palmaroza evet, geliyor. Evet, bu işte çalışılanlardan bir tanesi de bu. Bu son dönemdeki COVID-19 üzerinde çok kıymetli bir yağdır bu da. Ve üzerine de 10 damla karanfil koyuyoruz. Ya geliyor. Evet, biz bunu 10 damlayı da koyduğumuzda şöyle kapısını kapatıyoruz. Sprey şeklinde. Gün içinde yenilememiz gerekir mi? Dışarı çıkmadan önce mi kullanalım? 2-3 saatte bir yenilememiz gerekir. Unutmamalıyız ki bunlar uçucu yağlar. Adı üzerinde uçuyor. Bitkinin özleri uçuyorlar. Uçtukları için de o hani kıyafetimize kokuları uzaklaştırıyor ya. Kokularındaki o molekülleri etkiliyor. O yüzden sık sık tekrarlayabiliriz anladığım kadarıyla. Evet evet, istediğiniz sıklıkta ama minimum 3 saatte şöyle sıktığınızda biraz saç diplerine şöyle. Oh. İçeri girerken eve girerken de yapabiliriz. Çünkü eve dışarıdan getirmemek istiyoruz hiçbir şeyi. Çocuklarımızın yanına falan. Hı-hı. Veya dışarıda bir ortama girdik çıktıktan sonra bir toplantıya girdik çıktıktan sonra mesela yapabiliriz. Elleri falan sıkabiliyor muyuz? Evet, elimizi zaten, kurutur mu? Hayır kurutmuyor. Bir de zaten şöyle söyleyeyim, bu İngiliz Savunma Bakanlığı laboratuvarında yaptırdı bu çalışmada, böyle bir sprey yaptırdı ve o spreyi kullandırtırıyor oradaki askerlere. Bu yayını ve sonra onunla ilgili haberi ve burada nasıl kullandırdıklarını, hatta Savunma Bakanı Sözcüsü Wallace'a sormuşlar, nasıl kullandırtıyorsunuz, bize daha açıklar mısınız diye Bakanlar Kurulu'nda bu İngiltere'de. Onu da getirdim size. Çok güzel. Şimdi onun ona konu olan ökoliptusla da bir karışım yapalım. Bu nose mix dediğiniz mi? Evet, burun rahat nefes alabilmek için, burnun açılması için. Çok ama güzel. İçinde ökoliptus olduğu için de aynı zamanda da aynı zamanda da çok iyi. Ay, evet güzel. Evet tamam. Çok iyi koruyor. Nose mix nedir? Neler yapar? Peki. Burnu açar. Önce rahat nefes almayı sağlar. Gece horlamadan rahat rahat uyumayı sağlar. Evet. Gece burun içi oluyor ya. Tıkanıyor. Tıkanıyoruz. Nefesi kuruyor. Nefes alamıyoruz. O da bizi horlama yapıyor. Evet. Onu önler. Onun haricinde özellikle şuralara sürdüğümüzde, ama son dönemde biz buraya maskeleri mi damlatıyoruz? Maskeleri damlatıyoruz. Bir kere maskeyi taşımayı kolaylaştırıyor. Nane ve ökoliptus mis gibi kokuyor. Aynı zamanda da bunun koruyuculuğunu da arttırıyor. Evet. Çünkü söyledim, buraya da getirdim çalışmalardan. Ökoliptus çok kıymetli bir yağ. Hep söylemiştik zaten. Solunum yollarında destekleyici, rahatlatıcı, son rahat nefes almayı. Evet, rahat nefes almayı sağlıyor. Şimdi bundan da yine onar damla koyabiliriz. Evet, burun için bir karışım yapıyoruz. Burun açıcı sprey diyebilir miyiz kendisine? Diyebiliriz. Bu ama sprey olmayacak. Böyle roll-on şeklinde olacak. İsterlerse sprey yapabilirler. Ha, tamam. Ben roll-on form bir sprey yaptım ya, bir de roll-on yapayım size dedim. Olur. Ama sprey de yapabilirler. Hiç sıkıntı tamam, yok. Tamam, çok güzel. Nasıl kullanmak isterlerse. Nasıl kullanmak isterlerse. Malzemelerimiz evet, ekrana geliyor. Evet, eşit oranda yine nane. Nane de bizim olmazsa olmazımız. Bu arada nane çok güzel migrende de rahatlatır. Şöyle şakaklara, evet, şu üç şeye rahatlatır. Ama tabii her migrende diline hekimlerine danışarak yaparlar.
O rahat nefesle, evet, rahat nefes almayı sağlar. Bu arada siz çok spor yapıyorsunuz. Yapıyorum. Siz hiç üşenmiyorsunuzdur. Ne yani, üşeniyor mu? Spor yapmaya. Yok, hiç üşenmiyorum, koşarak gidiyorum. Ha, mesela benim gibi üşenenler için işte spora şimdi mi gideyim, yarın mı gideyim, öbür gün giderim diyenler nane kokladıklarında bir kere çok daha istekli ve çok daha enerjik oluyorlar. Sulu spor salonunda mı alacaklar? Alıyor, evet evet. Ve nane mesela 10 tane push-up yapıp böyle falan yapanlara onu çok daha fazla. Bunun Allah bir çalışma. Allah. Bu gerçekten bir bilimsel, insan üzerinde yapılmış bir çalışma. Nane kokladığınızda spor daha fazla yapıyorsunuz, daha uzun süre koşabiliyorsunuz falan. Herkes nane yağına saldıracak, ben söyleyeyim sana yani. Ama çok doğru. Eyvallah, bir yan etkisi süper. Yok. Çok kıymetli. Evet, fiziksel nane enerjiyi arttırıyor, beden enerjisini arttırıyor. Çok ruhsal güzel enerjiyi arttırıyor. Daha ne isteriz? Daha yan olsun etkisi yok yani. Sonra ökaliptus, yine eşit oranda. Evet. Evet. Sonra bizim olmazsa olmazımız neoli. Bu da çok kıymetli bir çay ağacı türevidir. Neoli. Biz her neoli'nin bir güzelliği var, onu da söyleyeyim. Tabii mi? Tabii hep aralara bunları söyleyelim, evet, farklı. Neoli, ben çocuklara bergamot neoli nane koklatıyorum. Orada hani ders çalışırlarken çocuklara bunu koklatıyorum ki ders çalışsınlar diye. Çünkü neoli yine hava ve böbrek meridyeni üzerinde dengeyi sağladığı için büyük resmi gösterir. Büyük resme bakmamızı sağlıyor. Küçük detaylarda kaybolmak yerine daha olaylara daha yukarı çıkıp daha geniş açıdan bakmayı sağlayan çok kıymetli bir uçucu. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Onun için bu burun açar sadece burnumuzu açsın, dengelesin. Ya biz meridyenleri de dengeleyebiliyor ve çocuklar bununla okula gittiklerinde veya ders çalışırken hem rahat nefes alıyorlar hem de şöyle düşünüyorlar. Evet, bu bana gelecekte faydalı olacak. Çünkü bizim şu an çocuklarımız küçücük detaylarda kayboldu. Hmm. Hepimiz aslında biraz küçük detaylarda resmi biraz dışarı çıkıp bakabiliyorsak ki neoli bunu sağlıyor. Ayurveda'da da hava meridyeniyle böbrek meridyenini dengeleyerek bunu sağlıyor. Ya. Çok güzel, çok değil mi? Çok, ben çok seviyorum bu, evet, bilgileri. Çünkü kokluyorum neoli. Daha büyük resme bakayım, daha farklı şeyler öğreneyim, daha ne başka güzel açıdan bakayım hayata diye. Harika. Neoli'yi ekliyoruz. Evet. 20 damla neoli ekledik. Ve şimdi 20 damla selvi. Selvi, evet. Uçucu yağı, evet, koyuyoruz. Uçucu. Bu da mitolojide ölümsüzlüğü anlatan uçucu yağımızdır. Selvi. Evet. Evet. Bütün ölümsüzlüğü ifade ettiği için bütün şeylere selvi ağacı dikilir mezarların kenarına. Tabii eternal, yani işte ölümsüzlük, evet, onu ifade eder. Çok güzel. Ve bundan sonra da şahınızın yaşaması için, kalıcı olmak için, bu dünyaya iz bırakabilmek için yapacağınız her şeyde selviyi koklayarak yapın derler. Çok güzel. Mesela şey çok koklarmış vakti zamanında Hazreti Mevlana. Ya. Evet, üzerlik, selvi, onlar ne çok güzel kullanırlar. Hikayeleri, evet, de var. Çok. Şimdi normalde nefes alamadığımız zamanlarda, tıkanık yaşadığımızda mı, hangi dönemlerde hem kendimize hem de çocuklarımıza nasıl kullanmalıyız iyice bir anlatalım. Şu an yaptığımız, ekranlarınızda gördüğünüz karışımı 20 damla nane, 20 damla neoli, 20 damla okaliptus, 20 damla selvi uçucu yağı. Şimdi bugünlerde hepimiz maskeyle dışarı çıktığımız için. Ki çocuklarımız da yani. Evet. Aslında. Maskelerine damlatıp dışarı çıkarken böyle. Şöyle bir damlatıp. Oh, mis gibi de kokuyor. Çok, evet, da rahat ettiriyor. Güzel. Evde biraz ders çalışırlarken ya da sınıflarda hava yayıcı varsa onun içine bir iki damla. Hiçbir şey yoksa şöyle bir kağıt mendile koklama veya bilek içine şöyle yapıp koklama ya da böyle. Burun kenarlarına birer damla. Birer şöyle damla, evet, sürmek. Rolon başlıklı bu zaten. Böyle hazırlayıp yapabilirler. İnhale etmek lazım. Yani koklamak ve içeri çekmek lazım. Bunun için her ajanı kullanabilirsiniz. İşte spreyleyip koklayabilirsiniz. Bunun içine koyup koklayabilirsiniz. Odamızdan mendile sürüp koklayabilirsiniz. Koklayın da. Çünkü, evet, o üst solunum yollarından virüsler ve bütün ki hava kirliliğindeki ağır metaller, serbest oksijenler hepsinin geçmesini önlüyor. Çünkü bunların bir negatif iyonu fazla. Hı-hı. Bu elektron bütün o patojenlerdeki serbest oksijene tutunuyor. Virüslerin de proteinine tutuyor. O bir elektron fazla, o yapıyor her şeyi. Evet. Nötr yapıyor onları. Peki hamileler bu yaptığımız karışımları rahatlıkla kullanabilir mi? Bunların hepsini kullanabilir. Doğru uçucuyu aldıktan sonra, hı-hı, içinde keton bileşenleri fazla olmadıktan sonra, eczaneden aldıkları ve organik sertifikalı olan hepsini kullanabilirler. Rahatlıkla kullanabilirler. Tabii, tabii. Bugün ne yaptık? Hızlıca üzerinden bir geçelim. Bir tane
tane kendimizi korumak için bir sprey hazırladık. Bir tane de rolon şeklinde bir karışım hazırladık. Burun açıcı dedik. Evet, burnu açar. Bunu gece yatarken yastığa da bir iki damla sürebilirsiniz. Çünkü gece tıkanıklıklar daha fazla. Evet. Gündüz hiçbir şeyin yok benim. Gece yatarken niye hani böyle gece burnun tıkalıyor, ağızdan nefes alıyoruz, kuruyor ya ağzımız. Böyle durumlarda lütfen bunu sürün, çok rahat edeceksiniz. Burundan nefes alacaksınız. Tamam, çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanımcığım. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağlar'la yeni bir gün devam ediyor. Bizden ayrılmayın.